İyi sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız sabah bülteniyle karşınızdayız. Kosova'da son 24 saatte 296 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 319 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 1118 test sonucunda 296 kişi de COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 47499'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1225'e yükseldi. Ülke genelinde toplamda 34956 kişi iyileşirken 11318 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 139 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Vekili Vios Osmani 3 günlük Arnavutluk resmi ziyaretine bugün başladı. Osmani ilk olarak Leş kasabasında Arnavutların milli kahramanı Cırçkastriyot İskender Bey'in anıtında saygı duruşunda bulundu. Vios Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından resmi devlet töreniyle karşılanacak. Her iki cumhurbaşkanı saat 17'de ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yarın ise Osmani, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruchi ile bir araya gelecek ve Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitaben bir konuşma yapacak. Aynı gün yani yarın Osmani saat 16'da Arnavutluk Başbakanı Edirama ile de bir araya gelecek. Ziyaretinin son gününde Cuma günü Osmani saat 10'da Arnavutluk Demokratik Partisi Başkanı Luzin Başa ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yine Cuma günü Osmani, Tiran Belediye Başkanı Eryon Velia ile de bir araya gelecek ve bu vesileyle Osmani'ye verilecek şehrin anahtarı teslim edilecek. Hatırlatalım Cumhurbaşkanlığı vekili görevini üstlenmesinden bu yana Osmani ilk kez bir ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kosova Demokratik Birliği Genel Başkanı İsa Mustafa, ülke düzeyinde hiçbir siyasi partinin oyların %50'sini kazanamayacağını söyledi. RTK'ya konuşan Mustafa, Vedven dosyaya atıfta bulunarak seçimlerde oyların %50'sini kazanacağını söyleyen bu partinin hayal gördüğünü belirtti. Mustafa, Kosova'da hiçbir zaman bir siyasi partinin tek başına seçimleri kazanması olmadı. %50 belediyelerde kazanabilirsin ben de belediyede %50 ile seçimleri kazandım şeklinde konuştu. Yeni Cumhurbaşkanı seçimi ihtimalinden de konuşan Mustafa, tüm siyasi partilerin bu görev için bir çözüm bulması amacıyla şartsız bir masada oturmaları gerektiğini ileri sürdü. Bu arada Vedven Dosya Hareketi Başkan Yardımcısı Glauk partisinin Cumhurbaşkanı görevini hedeflemediğini söyledi. Vedven Dosya, Cumhurbaşkanı seçiminden önce seçimlere gidilmesi hedefliyor. Konyuv Cumhurbaşkanı seçimi için görüşme çağrılarına katılmayacaklarını da sözlerine ekledi. Konyuça ve için kolay çünkü Cumhurbaşkanı görevini hiçbir zaman aramadı. Biz 30 imza toplayarak Dwendosya'dan bir başkan sunabiliriz. Bu büyük bir sorun değil. İyi ama amaç siyasi güçler arasında bir uzlaşmazlığa neden olacak bir cumhurbaşkanı söz konusu değil dedi. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka ile Kosova'yı siyasi çıkmaza sokan cumhurbaşkanı seçimi ve erken seçim ihtimalini görüştük. Damka, cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda ülkede çok büyük bir siyasi kriz ve ekonomik krizin yaşanacağı konusunda uyardı. Kosova'da cezası kesinleşmiş milletvekili Ethem HOT hükümeti için kullandığı oyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar merak edilirken bir yandan da Cumhurbaşkanı seçimi konusunda yaşanan siyasi çıkmaz akıllara erken seçime gidilir mi sorusunu getiriyor. KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka önceliğin Cumhurbaşkanı'nın seçimi olması gerektiğini belirtiyor. Seçim her zaman olasılıklardan bir tanesi ee, ama şunu ifade etmem gerekirse eğer biz bu dönem, bu yasama dönem içerisinde cumhurbaşkanı seçemez isek emin olun 2021 yılı içerisinde Kosova'yı hem bir siyasi kriz hem de bir ekonomik kriz bekleyecektir. Çünkü hala ne pandemiden kurtulmuş değiliz, bunun etkileri hala devam ediyor ve bunun etkileri de ekonomiye yansıyacaktır. Olası bir böyle bir krizde emin olun Kosova 2021'i çok kötü bir şekilde yaşayacaktır öyle söyleyeyim anayasanın ve yasaların öngöremediği ve bunlara da çözüm üretemeyeceği bazı yollara girmiş olacağız yani Kosovadaki kurumların gerçekten işlevsel hali kalmayacaktır bizi bekleyen bir bütçe de var eğer olası bir bütçede geçmediği takdirde emin olun belirli bir süre zarfı içerisinde kamu kurumlarındaki çalışanların maaşları bile kesinti olacaktı. Yani ödeyemeyeceğiz eğer bu şekilde bir kriz olursa. Bu yasama döneminde eğer olası bir 80 milletvekili ile Cumhurbaşkanı seçemez isek veya 100 Arnavut milletvekili bir araya gelip ortak bir düşüncede, ortak bir kişide buluşamazlar ise önümüzdeki dönemde asla buluşamayacaklarını ifade etmek isterim. Çünkü bir sonraki dönemde Masada hem bir yeni hükümetin kurulması olacaktır, hem de bu yeni hükümetin aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçiminde masada olacaktır. Dolayısıyla hiçbir koalisyon hükümeti 80'lik, 80 milletvekili olmayan bir koalisyon hükümeti kurulamayacaktır. Dolayısıyla ya 80 kişilik bir koalisyon hükümeti kurulacaktır ki Cumhurbaşkanı da seçsin, ya da hiçbiri olası bir 61'lik hükümete dahil olmayacaktır. Çünkü bir ay sonra yeniden seçim. Yani Cumhurbaşkanlığı seçmek Arnavut partilerinin, büyük Arnavut partilerinin hedefi olması lazım ve bu dönemde olması lazım. Eğer gerekiyorsa ortak bir paydada buluşup 6 ay sonra, 8 ay sonra bir erken seçim, belki yerel seçimlerle genel seçimler bir arada yapılması öngörülebilir. Ama bu süre zarfı içerisinde herkesin anlaşacağı ortak bir cumhurbaşkanı seçmek, ondan sonra e, Kosova'da erken seçimleri düzenlemek. Yani benim düşüncem e, odur. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde AK ve PDK kendi önerdikleri adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda ayak diretiyor. İçişleri Bakanı Agin Veli'yi Türkiye Cumhuriyeti Prişne Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Görüşmede deneyim ve iş birliği imkanı sunacak olan Kosova ve Türkiye arasında güvenlik anlaşmasının sağlanması imkanı ele alındı. Görüşmede ayrıca söz konusu anlaşmanın ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artırma fırsatı sağlayacağı değerlendirildi. Bakan Veliu ve Büyükelçi Sakar, koronavirüs salgının yönetimi konusunda görüşürken iki ülke arasındaki uzun süredir geliştirilmekte olan iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptılar. Büyükelçi Sakar ayrıca Bakan Veliu'ya Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın ziyaret davetini iletti. Prizren'de dün akşam kan donduran bir cinayet işlendi. Polis memuru olduğu öğrenilen kişi tüm ailenin gözü önünde önce kızını öldürdü, daha sonra da kendi canına kıydı. Prizren'de dün akşam yaşanan korkun cinayetle ilgili Prizren savcılığı açıklama yaptı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada olayın baba ve kızı arasında yaşandığı belirtildi. Verilen bilgilere göre dün akşam saat 19.30'da meydana gelen olayda gümrük görevlisi polis memuru 52 yaşındaki baba beylik tabancasıyla önce 21 yaşındaki kızını vurdu. Ardından da aynı tabancayla intihar etti. Prizren'in Edi Durhan sentinde yaşanan cinayetin ardından olay yerine gelen polis iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık verilerine göre cinayet diğer aile üyelerinin gözleri önünde gerçekleşti. Baba ve cinayet kurbanı kızının cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kosova Radyosu'nda spor muhabiri olarak görev yapan Avni Şabani 65 yaşında hayatını kaybetti. Meslek hayatına eski Rilindia gazetesinde başlayan merhum gazeteci Avni Şabani bir dönem Ferzoyuk Belediyesi'nde kültür, gençlik ve spor müdürü görevinde bulunmuştu. Merhum Şabani son olarak Kosova Radyosu'nda spor muhabiri olarak görev yaptı. Dün akşam 65 yaşında hayatını kaybeden Şabani bugün 12.30'da Ferzoyuk'te toprağa verildi. Merhum Şabani için Kültür Bakanı, RTK Genel Müdürü ve Kosova Gazeteciler Birliği taziye mesajları yayınladılar. Sırada hava durumu var. Ardından da kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Kosova'da bugün bulutlu ve sisli bir hava hüküm sürüyor. Başkentte termometreler 5 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Günün yüksek hava sıcaklıkları ise 5 ila 7 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarınki haber randevumuzda yeniden birlikte olmak lekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.